Konya Belkuyuna mahalleye gittiler. Kendi köylerine gittiler. Oradalar. Nasılsınız Şahin ailesi? İyi misiniz? Bugün evindesiniz. Evlerindeler. Oradan yayına katılıyorlar. Neden oradan yayına katılıyorlar? Birazdan açıklayacağım. Ama evlatlarıyla, şimdi Yasin'le ilgili gerçekler ortaya çıksın diye hep beraber mücadele ettik. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Köye gittiler, hasret giderdiler. O anları bir tanıklık edelim. Sonra onlarla konuşacağım. Ümmü ve Yavuz günler sonra Konya'da. Büyük kavuşmada neler yaşandı? Yok da uçmadım. Paşa bu paşa. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hürmet ediyorum. Hoş geldiniz. Eyvallah hocam, nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ne var ne? Dur oğlum. Hoştun. 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 Bunlar bile Allah'ım nasıl özlemişler. Yok oğlum. Dur. Bunlar bile özlemişler. Dur bir dur. Ben bu abiyle, bu ablayla gideyim mi kalayım ya? Yok lan. Gitmeyin. Sevgi istiyor. Köpek babam bile var ya. Babamı sevgi diyor, babamı istiyor. Bırakma diyorlar. Hoş geldin baba. Sağ ol baba. O üstünü başını batırdı ya. Tamam baba. Sağ ol baba. Sen öpmedin oy. Ha. Ne yaptın? Aynen. Tamam. Hayır. İstemiyorum. Ağlamadın. Ebe. Evet, babaanne Akile, çocuklar Akile, Makbule, Yusuf ve Yasemin anne babasını çok fazlasıyla özlemişler. Şimdi biz Yasin'le ilgili yayınlarımıza devam edeceğiz ama bir süre ara verdik. Çünkü şu anda jandarma çalışıyor. Sizin de ifadelerinizi daha ifade demeyeyim de bilginize başvuracaklar Yavuz, Ümmü. Jandarma sizi çağırdı mı? Jasad'ın sizi çağıracağını biliyorum ya da sizle konuşacağını biliyorum. Bir konuştunuz mu Jasad'la? Özel bir ekip kuruldu biliyorsunuz bu yayınlardan sonra. Daha öncesinde ilk Yasin kaybolduğunda yaklaşık 6 yıl önce özel bir ekip kurulmuştu. Sonra bizim çalışmalar bir sonuç vermedi maalesef. Şimdi tekrar Sayın Savcım çalışıyor. Özellikle tekrar Yasin'le ilgili gerçekler ortaya çıksın diye çok yoğun bir çalışma olduğunu, bu kadarını söyleyebiliyorum. Daha fazla söyleyemiyorum. Öte yandan bir DNA çalışması yapılıyor biliyorsunuz. Şu anda Adli Tıp Kurumu'nda Yasin'in önlüğü şu anda inceleniyor. Jasad tekrar özel ekip kuruldu. Özel ekip çalışıyor ve sürekli köydeler zaten. Ben şunu biliyorum. Gelip sizin bilginize başvuracaklar. Geldiler mi Yavuz? Didem abla, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. O gün geldik, bizden ifade aldılar, jandarma ifade aldı fakat öbürleri gelmedi. Tamam, ama bu ifade değil de bilginize başvurdu diye biliyorum. Çünkü yayında konuştu birçok şey, daha önce ortaya çıkmayan birçok şey bu yayınlarla ortaya çıktı. Sevgili Ümmü, sevgili Yavuz, biliyorum siz Yasin'le ilgili gerçekler ortaya çıksın diye çok yoğun mücadele veriyorsunuz. Aynı şekilde ben de o mücadeleyi veriyorum ama dedim ya, fiziki şartların, hava şartlarının biraz daha el vermesi lazım. O şeyde Obruk'ta bir arama yapılacak, onu çok net bir şekilde sizle paylaşabilirim. Bendeki bilgiyi de sizle paylaşayım, şunu söyleyeyim daha doğrusu. Adli Tıp Kurumu'ndaki o DNA genetik araştırmasını bekliyoruz. Arkasından da şu an söyleyemeyeceğim, Sayın Savcımın, Sayın Jandarmanın çalışması çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Biraz ara verdik. Bunlar biraz netleştikten sonra tekrar sizlerle yayın yapacağız. Kendinize iyi bakın. Her şeyden önemlisi güzel bir ailesiniz. Daha doğrusu bugüne kadar, yani benim gördüğüm, aile olmak için de biraz mücadele vermişsiniz ama yetersiz kalmış. Lütfen birbirinize destek olun. Köydeki dedikodulara da kulağınızı kapatın, gözlerinizi kapatın. 4 tane evladınız var. O 4 tane evladınıza sarılın. Ben size söz veriyorum. Yasin'le ilgili hem burada hem de orada jandarma, bizler çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekler ortaya çıksın diye. Tekrar yayınlarda sizlerle birlikte olacağız. Sizleri, size sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen iyi bakın. Ümmü, inadından vazgeç, olur mu?
indirmeyeyim mi? İnat. Geçtim Didem abla. Nasıl, indirme aşağıya, Akile Hanım'ın yanına beraber yemek yediniz mi? Evet Didem abla. Tamam, o senin teyzen bak. Ben yayından sonra da konuştum kendileriyle. O senin teyzen. Onu kayınvalide olarak görme. Senin teyzen. Teyzene de zaten o da yaşlanmış. Birbirinize sahip çıkın bundan sonra. Ara verdik ama daha sonra yayınlara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun dedem abla. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada bir anne bizimle birlikte. Yine seni biraz bekleteceğim Rukiye. Çünkü bir anne burada bizimle birlikte. Fatma Öney programımızı anlatıyor.